Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Sa'd radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye hicret ediyordu. 13 yıllık Mekke dönemi kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyordu. İslam'ın çekirdek kadrosu artık Medine'deydi. Bu yetişmiş nesil, peygamber ikliminin güçlü simaları Medine toplumunun temelini oluşturuyorlardı. Peygamber Efendimiz ve çevresindeki asil müminler şimdi Medine İslam toplumunu inşa ediyorlardı. Önce Mescid-i Nebevi yapılıyordu. Önce şehrin kalbine cami inşa ediliyordu. Cami bütün insanlığa bağrını açandı. Tüm insanlığı kucaklayandı. Rabbani iklimin terennüm edildiği nezih mekandı. Şimdi ikinci adım atılıyordu. Peygamber Efendimiz ikinci adımlarını atıyorlardı. Müminler kardeşti. Kuşkusuz müminler kardeşti. Ayet-i Kerime bu hakikati öğretiyordu. Şimdi bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye gelmişlerdi müminler. Evleri yoktu, yiyecekleri yoktu. Mekke'den Allah deyip kapılarını kapatıp Medine yollarına düşmüşlerdi. Mekke'den ne getirdin diye sorarsak, işte kendim geldim. Kendileri vardı, başka bir şeyler yoktu. Şimdi Efendimiz ikinci adımını atıyorlardı. Muhacirleri Ensar'la kardeş yapıyordu. Mekke'den gelen muhacirlerdi. Medineliler Ensar'dı ve kardeşlik gerçekleşiyordu. Peygamber Efendimiz bir Mekkeli ile bir Medineli'yi kardeş ediyordu. Medineli müminler tam bir kahramandı. Mekkeli kardeşlerine evlerini ortak ediyorlardı. Varlıklarını ortak etmek istiyorlardı. Bunlar Ensar'dı. Medine'nin en asil müminleriydi. Kardeşlerine öz kardeşten daha ileri bir düşkünlük sergiliyorlardı. Bir gün Ensar'dan bir grup, Medineli müminlerden bir grup Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı ve şöyle diyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, eğer uygun görürseniz hurma bahçelerimizi Mekkeli kardeşlerimizle paylaşalım, kardeş payı yapalım." diyorlardı. Peygamber Efendimiz onların bu teklifini uygun bulmuyorlardı. Bu kez Medineli müminler şöyle diyorlardı: "Ey Allah'ın Resulü, eğer uygun görürseniz hurmalar olgunlaştığında hurmaları kardeş payı yapalım Mekkeli kardeşlerimizle." Peygamber Efendimiz bu teklifi onaylıyordu. Medineli müminler ise huzur duyuyor, derin bir sevinç yaşıyorlardı. Mallarını kardeşlerle paylaşmak muhteşemdi. Gönüllerin bütünleşmesiydi, kalplerin perçinleşmesiydi. Bir kalp medeniyetinin temellerinin atılmasıydı. Zaman hurmaların olgunlaştığı zamandı. Medineli müminler şimdi hurma bahçelerinde hurmalarını topluyorlar, sonra da ikişer ikişer kümeler haline getiriyorlardı. Zira kardeşleriyle paylaşacaklardı. Ama gönülleri rahat değildi. Tam kardeş payı yapmak onların kalplerine sıkıntı veriyordu. Zira kalplerinden gelen duygu kardeşlerine daha çok verebilmekti. Öyle yapacaklardı. Değilse kalpleri huzur duymayacaktı. İkişerli öbekler yapmışlardı. Şimdi bir öbeğe daha fazla koyuyorlardı. Az kalan öbeğe ise hurma salkımlı ağaçlar koyuyorlardı. Hurma salkımlı yapraklı ağaçlar o öbeği daha fazla gösteriyordu. Oysa ağaçlı olanlar daha azdı. Şimdi kardeşlerini çağırıyorlardı. "Buyurun, dilediğiniz öbeği alın." diyorlardı. Mekke'den gelen müminler yani muhacirler öbeklere bakıyor, sonra da yapraklı olanların daha çok olduğunu sanıyorlardı. Daha sonra da yapraksız, daha az zannettikleri öbeğe ellerini koyuyorlardı. Böylece
daha az olanı aldıklarını sanıyorlardı. Medineli müminler için için seviniyorlardı. Zira daha çok olan üveyi kardeşlerine böylece vermiş oluyorlardı. Onlar kendilerini ikinci plana bırakıyorlardı. Önce kardeşlerim derlerdi. Kendi nefislerine kardeşlerini tercih ederlerdi. Peygamber Efendimiz sevgilerinde, merhametlerinde, birbirlerine şefkat göstermelerinde müminler bir vücuda benzerler. O vücudun bir organı hastalanacak olsa, vücudun bütün azaları uykusuz kalarak ve ateşlenerek ona katılırlar buyuruyorlardı. Hazreti Muaz bin Cemel radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den öğrendiği bir hadis-i şerifi bizlere naklediyordu. Hazreti Muaz diyordu ki, Resulullah'a şöyle buyururken dinledim. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, benim celalim için birbirlerini sevenler nerede? Onlar için nurdan minberler vardır. Nebiler ve şehitler onlara gıpt edeceklerdir buyuruluyor. Şimdi muhacirlerle ensar kardeş kılınıyordu. Peygamber Efendimiz bir Mekkeli mümini bir Medineli müminle kardeş yapıyordu. Hazreti Sa'd'ın nasibi kimdi? Medine'nin hangi güzel insanı Sa'd'ın kardeş olacaktı? Bu gürbüz, bu yiğit ve bu heybetli insana kim kardeş olacaktı? Karşısına Abdüleşit oğullarının lideri Sa'd bin Muaz radıyallahu anh çıkıyordu. Hazreti Muaz ise Medine'nin Sa'd'ıydı. Hazreti Muaz bin Sa'd'ın vefatında arşın titrediği biliniyordu. İki birbirinden yiğit insandı. İki sadık dostu. İki peygamber sevdalısı yiğitti. İki öncü insandı. Allah ve Resulü yoluna canlarını, başlarını koymuş iki asil insandı. Allah için sevmek neydi? Allah için kardeş olmak neydi? Bu sorunun cevabını Hazreti Sa'd bin Vakkas ile Hazreti Sa'd bin Muaz'ın birlikteliğinde görülürdü. Allah için sevenler, Allah için kardeş olanlar, Allah için yardan ve serden geçenler, bunlar Hazreti Sa'd bin Vakkas'tı. Hazreti Sa'd bin Muaz'dı. Melekler onları seyrederken nasıl da huzur duyarlardı. Onları seyrederken aslında yeryüzünün en muhteşem manzaralarını seyrediyorlardı. Yarın kıyamet gününde nebiler de, şehitler de hayranlıkla onları seyredeceklerdi. Onlarsa nurdan minberler üzerinde olacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.